Allah'ın selamı, rahmeti, hidayete tabi olan kardeşlerimizin üzerine olsun. Bahsettiğiniz bir konu var mıydı ya da? Merhamet Kübra'ya evet. Girecektik Halit abi. Aslında ben de hazır kalabalık bir topluluk izliyorken önümüzdeki süreçten bahsedelim diyorum. Yani insanlar gücünün yettiğince tedbir alabilmesi için önümüzdeki süreçten bahsedelim. Çünkü önümüzdeki sürecin yaşanması mutlak. Yani kaderde biçilmiş, gerçekleşeceği mutlak. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sevgili dostlarım, inşallah bu tarafı, bu hadisi şerifi iyi dinleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Şam'da çok büyük bir deprem olur. 100.000'den fazla insan ölür buyurdu. 100.000'den fazla insan. Şimdi Şam'da 100.000'den fazla insan öldü mü? Öldü. Ve Resulullah bu hadisin devamında diyor ki sarı bayraklılar diyor doğudan saldırıya geçerler diyor. Ta ki herhalde Şam'ın bir kısmına ilerleyene kadar. Şu anda aldığımız haberlere göre orada PYD ve Amerika şu anda şey için savaşa hazırlanmış durumda ve yakında saldırıya geçecekler. Yani Türkiye şu anda doğudan ve batıdan kuşatma altına alınacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sevgili dostlarım, hadisi şerifinde melhame İstanbul'dur diyor. Bakın, melhame Kübra Savaşı'nı ise sadece o Dabuk bölgesiymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama Resul-i Ekrem hadis-i şerifinde buyuruyor ki asıl melhame İstanbul'dur diyor. Doğru mu? Evet Halit abi. Şimdi asıl melhame İstanbul'dur. Yani bu şu demek sevgili kardeşlerim. Yakında NATO Türkiye'ye saldıracak. Peki düne kadar dikkat ederseniz Türkiye'yi çok takdir ediyorlardı. Oo işte kıtlığa karşı bize yardım etti. Değil mi? Gemilerin serbest bırakması işte yardım etti. Şöyle paşa böyle paşa diyorlardı. Bugün ne değişti? Size bir şey söyleyeyim. Bugün ne değişti biliyor musunuz kardeşlerim? NATO Avrupa dediğiniz toplum Haçlı Birliği'dir. Haçlı Birliği'nin içerisinde diğer Haçlıları da almak için Türkiye'yi çıkartacaklar. Zaten Türkiye'nin yeri Avrupa'nın yanı değildir. Türkiye'nin yeri bütün Müslümanları bir araya getirme ve Müslüman İslam İmparatorluğunu yönetme yeridir. Bunu bu toplum bilmeli ve uyanmalıdır. Biz yüzümüzü batıya dönersek batının kölesi oluruz. Biz yüzümüzü doğuya dönersek doğunun umudu oluruz. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. İkincisi ise şu anda Avrupa dehşetli derecede bir tüketim adasıdır. Rusya ve Türkiye'yi silerse. Bakın Türkiye ve Rusya'yı kenara çizdiğin zaman Avrupa herhangi bir şekilde kaynaklara kara bağlantısı olmayan bir tüketim adasıdır. Doğru mu? İşte bu tüketim adası arkadaşlar, bu tüketim adası kendi kendini kara bağlantısı olmadan gemi nakliyesiyle bu ağır sanayi ya da kullandığı halkının alışmış olduğu bu tüketim topluluğunu şey yapmaya yetmiyor. Yani kaynakları yetmiyor. Çünkü zenginleri doyurmak zordur. Fakiri doyurmak kolaydır. Açgözlü olan dünyadaki hırsla açgözlü olan zenginler dünyadaki savaşları çıkartan, ülkelerin birbirini işgal etmesini ve insanları katletmeye çalışanlar hep bunlardır. Bunlar ülkelerin ekonomilerini ellerinde tutarlar ve halkın içerisindeki fakir ve garibin öldürülmesini bunlar sağlarlar. Sebep ise şudur. Eğer halk aç kalırsa içte devlet de isyan çıkartır ve bu isyanla onların kurmuş olduğu sistem yıkılır. Ekonomik olarak çökmeye yakın olan bir toplum başka bir topluma saldırmaya başlar. Niçin biliyor musunuz? Şundan dolayı içerideki isyan çıkartmaktansa içeride isyan çıkartacak olanları askere alıp savaştırmak ister. Avrupa toplumu tamamen buna hazırlanıyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na bakarsak sevgili kardeşlerim, Birinci Dünya Savaşı Müslümanların kaynakları üzerine. İkinci Dünya Savaşı da Müslümanların kaynakları üzerine. Ve şu anda Üçüncü Dünya Savaşı da yine Müslümanların kaynakları üzerine ve bugün sıkıştılar. Sevgili kardeşlerim, 2023'ün bu tarihlerinde, sona doğru tarihlerinde ya da şimdi dolmak üzere olan Boğazlar Sözleşmesi tamamen bitti. Yani biz ülke olarak boğazlarımızı istediğimiz gibi silahlandırabilecek bir duruma sahip değildik ülke olarak. Ve Amerikan olsun, Rus olsun ya da Avrupa gemileri olsun istediği gibi geçebilir ve biz engel olamazdık. Anlaşma buydu. Bu anlaşmanın bitmesi demek ne demek biliyor musun? Türkiye'nin istediği gibi gemileri, istediği gemiyi geçirmesi ve istediğini geçirmemesi demek. Bu Avrupa toplumlarının ve Amerika toplumlarının içine gelmiyor. Çünkü Rusya'nın alt tarafı Kuzey Buz Denizi olduğundan dolayı Rusya'nın ekseri olarak gemi gücü Karadeniz'de sınırlıdır.
Peki Karadeniz'in bağlantısı Akdeniz'e olan tek bağlantısı da burasıdır değil mi? Rusya'nın gemi gücünü durdurmak isteyen Avrupa ve Amerika boğazlara hükmetmek istiyor. Bu sebeple yakında burayı işgale başlayacaklar. Bu sebeple yakında burayı işgal etmeye başlayacaklar. Hem dünyevi sebepleri var hem de uhrevi sebepleri var. Bundan dolayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melhame İstanbul'dur dedi ve acil olarak devlet ve millet hazır olmalıyız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurdu ki her yerde yakalanma korkusu ve öldürme korkusu olacak. Ve melhame dediğimiz olay etinete karışmış olduğu bir savaştır değil mi dedeciğim? Şimdi bu büyük savaşta ne yapmalıyız? Bakın depremde tedbir alamadık, gecikti. Biz bu depremin 3 sene öncesinde bu depremleri söyledik. Ama bunları şundan dolayı bir keramet gösterdik. Hayır, hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları söylemişti. Bunların hepsi olacağı belliydi. Ve o gün söylediğimizde ne dedik? İnsanların evleri şu anda açık mezar gibi. Ne yapmak lazım? Bunları değiştirmek ve şehirler imar etmek lazım. Ama bugün artık şehir yapmak mümkün mü? Ama bugün şehir yapıyorlar değil mi? Yıkıldıktan sonra. Peki bu kadar ölen çocuk, bu kadar çaresiz kalan insan, bu kadar giden tüketilen ekonomiler, yaşam standartları yok oldu işte. Bu kadar depremzede ve çaresiz insanlar ne duruma düştüler değil mi? Peki Yusuf Aleyhisselam kavme gelse, dese ki kıtlık geliyor. Kimse buna karşı tedbir almasa Yusuf Aleyhisselam'ın kıtlığı bilmesinin bir manası var mı? İşte bu olaylar ona benziyor. Vaktinde söylediğin şeyi insanlar tedbir almadıktan sonra insanların başına geçtikten sonra bilginin ne önemi var? Bilgi ve tedbir vakalar ve olaylar başına geçmesin diye yapacağındır. Geçtikten sonra övüneceğin şey bilgi değildir. Bunlar kalem yazdı, mürekkep kurdu. Tüm izleyen kardeşlerim bunu bilsin ve insanlara haber versin. Önümüzde Marmara depremi ve önümüzde İstanbul'un ve doğudan ve batıdan İstanbul'un işgali, Türkiye'nin işgali var. Çünkü Avrupalı devletler ve Amerikalı devletler İslam'ın yükselişinde buranın rol alacağını çok iyi biliyor. Ve bütün dünyadaki Müslümanların umudunun burası olduğunu da biliyor. Ve bu umudu kırmak üzerine tamamen işgal edemedikleri son yapıyı yok etmek istiyor. Ve Anadolu'ya niçin gelecekler biliyor musunuz? Anadolu'yu işgal edip bezdirmek için değil, yok edip bezdirmek için değil, burayı yok edip buraya yerleşmek için gelecekler. Bunun için buraya gelecekler. Peki buraya yerleşmek isteyen Batı medeniyeti artık Doğu kaynaklarıyla birlikte bir ada haline gelmek istemiyor. Ve dikkat ederseniz Avrupalılarla Ruslar arasındaki bu savaşta belli süre devam edecek. Çünkü ayeti kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki biz Hristiyanların arasına kıyamete kadar sürecek bir ayrılık düşürdük. Bakın bundan 2 sene öncesinde ya da 1 sene öncesinde tam zamanı hatırlamıyorum. Ukrayna savaşı başlamıştı değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Mehdi'nin kıyamını murad ettiğinde 2 Rus kavmini savaştırır. Bu ne demek biliyor musun? Bunların hepsi yakında arkadaşlar birbirlerine nükleer savaşa dönüşecek bu iş. Yani birbirlerine nükleer attıkları. Peki Avrupa medeniyeti düşünün. Birisi nükleer yediğinde hepsinde var. Ne yapar? Ben atmayayım mı der. Ben yok oluyorsam hepsi yok olsun der. Ve birisinin hepsine düğmesine basması, diğerlerinin de hepsine basması demek. Bu bütün kitaplarda, İncil'de, Tevrat'ta, bütün hepsinde Armagedon Savaşı, Melhame-i Kübra Savaşı, Büyük Savaş olarak kaydedilmiş ve geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanların 1/3 ölmedikçe, 1/3 de öldürülmedikçe Mehdi kıyam etmez dedi. Bakın Mehdi kıyam etmesi ayağa kalkması demektir. Önümüzdeki sürecin böyle bir facia olduğunu düşünün. Ve ben bir hadis daha söyleyerek müsaadenizle size bir merhaba, Allah'ın selamı üzeriniz olsun deyip gitmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dünya tarihinde ilk defa kıtlığa karşı stok yapın dedi. Bakın Resul-i Ekrem dünya tarihinde hiçbir zaman stok yapın dememişti. Ve o gün bugün için stok yapın dedi. Benim insanlara tavsiyem şu. Çok abartılacak şekilde değil. Tamam, harcayacak şekilde değil. Ama ailenizin ihtiyaçları için kenara bir şeyler koyabilmeye bakın. Evet bu ekonomik krizlerde zor. Evet zor. Ama 3 senedir söylüyoruz biz bunu. 3 sene öncesinde dünya öyle bir bolluk vardı ki dünyada. Öyle bir bolluk vardı ki biz kıtlık geliyor dediğimizde insanlar alay ediyor. Ne kıtlığı ya, dünya böyle bolluk görmüyor demiş değil mi?
Hatta biz ne demiştik insanlara? Bak buraları ekelim, siz dağıtın. Biz ekelim, biz ücretsiz olarak bunu yapalım, insanlara siz dağıtın dediğinde şu lafı hatırlıyorsun değil mi dedi? Hayır dedi. Dedim ki açlıktan ölürsünüz dediğimde ölelim demişlerdi. İşte kalem yazdı, mürekkep kurudu. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bu haberi duyan kardeşlerim bu konuyu ciddiye alsın ve araştırsın. Yani bir haber duydunuz. Bu haberi otomatikmen yalanlayan da olmayın, otomatikmen kabul eden de olmayın. Birisinin güzel konuşması onu Mehdi yapmaz. Birisini beğenmemen onu Mehdi değil demek anlamına da gelmez. Bu hadisi şeriflerle apaçık bildirilen bir konudur. Ne yapmanız lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine bakarsanız bizden başka kimseyi zaten göremeyeceksiniz değil mi? Evet. Onun için bu konuyu ciddiye alın. Kanalı takibe alın. Daha fazla insana paylaşın. Ve hadisi şerifleri de Münir amcamıza ve diğer arkadaşlarımıza irtibata geçerek onlardan hadisi şerifleri de alın. Hatta onlardan aldığınız hadislerle de yetinmeyin. İnternette Mehdi'nin alametleri, Mehdi ile ilgili alametler, çıkış tarihiyle ilgili alametler, Mehdi döneminde yaşanacaklar, Mehdi'nin adı, baba adı, çocuğun adıyla ilgili alametler, yüzüyle ilgili alametler, vücudundaki işaretler olarak detaylı bir şekilde araştırmaya girerseniz bu kardeşlerinizin size getirmiş olduğu haberin ne kadar doğru olduğunu apaçıkça göreceksiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, hidayete tabi olanların üzerine olsun.